Vaktiyle çok ünlü bir müzisyen, iyi bir virtüöz, artık yaşamının sonlarına doğru yaklaştığını hisseder. Doktorundan da aldığı haberlerden sonra der ki galiba ömrünün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi, bugüne kadar çok iyi şekilde çaldığım tüm müzik aletlerini bir sergide sergileyip arkasından bunları satışa sunmak. Hatta satışa sunduklarının büyük kısmını da ihtiyacı olan yerlere bağışlamak. Etrafında bunu duyanlar epey bir mutlu olurlar. Çünkü sergiye insanlar akın akın geliyorlardır. Hepsi teker teker satılıyordur. Ama içlerinden bir tanesi aslında en başta satılacak olan odur belki ama adam bir türlü onu satmak istemez. Çünkü yıllar öncesinde çocukluk denilebilecek yaşta ilk eline aldığı müzik aleti odur. Bir keman. O kemanı bir türlü kimseye satmak istemez. O kişi gelir diğerleri gibi çok güzel fiyatlar verir ama bir türlü satmıyor hala. İnat mı inat. Artık serginin son günleri yaklaşıyordur ve o güne kadar gelenlerden en zengin denilebilecek bir kadın çıkar gelir. Etrafında korumalar çok lüks bir arabadan iner, yaklaşır içeri böyle kalabalık bir şekilde ve kemanın fiyatını sorar ve bir fiyat söylenir. Kadın bunun çok daha üstünde bir fiyat verebileceğini, hatta servet bedelinde olabilecek bir fiyat verebileceğini söyler. Herkes bir mutlu olur orada ama adamın içine hala sinmiyordur. Kadının tavırları, duruşu, mimikleri falan bir türlü böyle bir ısınamaz. Biz bir düşünelim sonra gerekirse size döneriz der. Kadın şaşırır. Daha da arttırabilirim aslında fiyatı der ama bir türlü adam ikna olmaz. Biz size döneriz der. Sonrasında kadın gider. Ertesi gün bir başka kişi gelir. Bir çocuk. 15-16 yaşlarında. Yaklaşır o kemana. Böyle bakar, bakar. İçi gider resmen. Müzisyen yaklaşır. Almak ister misin onu der. Evet ama ben bu parayı mümkün değil veremem. Vermek ister miydin paran olsaydı? Hepsini verirdim ama yok. Tüm cebindeki paraları çıkarır. Buyur der. Hepsi burada. Ama yetmeyeceğini biliyorum. Sen de zaten vermezsin der. Yani çocuk sonra bir şey düşünür. Der ki aslında biraz daha para bulabilirim der. Müzisyen sorar. Nasıl bulabilirsin? Yani aslında bir arkadaşımdan biraz borç alabilirim. Onu alırsam verir misin der. Olabilir. Biraz miktarına bağlı falan der müzisyen. Çocuk gider. O gün gelemez. Ertesi gün gelir. Müzisyen hatta gecesinde düşünürdür acaba gelecek mi o çocuk diye. Çünkü gözlerinde başka bir şey görmüş o çocuğun. Geldiğinde daha fazla bir para buyur der. Hepsi burada. Peki der nereden buldun parayı? Aslında borç istedim ama vermedi. Yapmam gereken son bir şey vardı onu yaptım. Yeni aldığım ayakkabılar vardı. Çünkü o ayakkabıları çok istiyordum ve aileme aldırmıştım ama bu benim için daha önemli. Bu kemanı gerçekten çok istiyorum ve o ayakkabıyı sattım ben arkadaşıma. Hatta annem babam büyük ihtimalle bunun için bana kızacaklar. Müzisyenin gözleri dolmuştur ağlamak üzeredir. Alır o kemanı oradan çocuğa uzatır. Çalmak ister misin der. Çocuk kendi çapında bir şeyler yapmaya başlar. Ama müzisyen ikna olmuştur artık. O paraları alır. Tamam der. Keman senindir. Gidebilirsin. Çocuk şaşırır tabii bir anda. Yani nasıl yani bu keman ciddi ciddi evet evet der. Senin bu keman. Git. Ama ne olur bu kemanın hakkını ver der. Etraftaki birçok kişi hayretle olayı izliyordur. Yaklaşır. Der ki ya siz bu kemanı sattınız ama biliyorum ne diyeceğinizi biliyorum. Dünkü gelen kadından da bahsedeceksiniz. Ondan önce gelenlerden de bahsedeceksiniz değil mi? Evet onlardan bahsedeceğiz. Bugüne kadar gelen herkes evet bu kemanı servet değerinde bir şeyler verdi. Doğru. Ama hiçbiri servetini vermedi. Hiçbirinin gözünde de zaten o ışık yoktu. Ama son gelen çocuk tüm servetini hatta elinde mevcut olan bazı sahip olduğu şeyleri bile satıp arkasından elindeki tüm servetini getirdi. Ve onun gözlerindeki ışık hiçbirinde yoktu. Şimdi soru şu. Bizler hayatlarında şöyle biraz baktığımızda hakikaten ne kadar fedakarlık yapıyoruz? Yani tüm servetimizi dahi verebileceğimiz bir şeyler var mı sizce? Bir hayal, bir hedef uğrunda böyle ilerleyebileceğimiz bir şey. Bence çoğumuzda yok bu. Üniversite yıllarından çok iyi hatırladığım bir şey var. Belki bir miktarını yapabilmişimdir diye düşünüyorum. O dönemler dışarıda yemek bizim için çok çok kıymetli üniversite öğrencisinin. Çünkü niye? Eve çıktıktan sonra sürekli makarna, sürekli çorba, hazır çorbalar falan derken yok artık bir yere kadar geliyor. Ve dışarıda yemek yemek istiyorsun ve dışarıdaki güzel yemekler de genelde de tabii ki pahalı oluyor öğrenciye göre. Ve bir pizza menüsü vardı. Hiç unutamam. Pizza menüsü benim için pahalı bir menü. Hatta kendime ödül olarak falan gidip aldığım olurdu. Ama birinde bir tarafta bir pizza menüsü çok güzel ama diğer tarafta bir kitap. Şimdi bir yayına koyunca hocam o ayrı o ayrı dediğinizi duyar gibiyim ama sadece o kadar paranız kalsaydı o ayrı o ayrı değil. İkisinden birini seçmek zorundasınız. O gün aklıma gelen şey şuydu. Halen de aslında bu. Sadece bir saatlik mutlu olabileceğim bir yemek menüsü mü yoksa belki bana bir yıl, belki 10 yıl, belki de yaşamım boyunca fayda sağlayacak bir kitap mı? Kesinlikle o kitabı tercih ettim. O günü hiç unutmuyorum. Hatta sıradan bir simit poğaç olarak o günü geçirmiştim. Hiç sorun değil. Neden? Çünkü bir fedakarlık yapılmadıkça, bir bedel ödenmedikçe gerçekten hayalin peşinden gidilmiyor. Sağda solda sürekli herkese hayalim var, benim şöyle güzel bir hedefim var ama insanlar beni anlamıyor falan filan deyip durma. Bedel öde. Gerçekten bu bedeli bize hissettir. Mesela şimdi analiz kampı başlayacak birkaç gün sonra. Biliyorsun 16 Kasım 24 Kasım arası. 15 saatte de aynısı olacak. Mesela elindeki daha cep telefonunu köşeye bırakamayan, bak bırak satışı falan, daha köşeye bırakamayan birisi nasıl benim büyük bir hayalim var der. Bizim gözlerimizdeki ışığı yeniden bulmamız lazım. Şu anda sana zarar veren ne varsa, keyfi olarak
para harcadığın neresi varsa, keyfi olarak zaman öldürdüğün neresi varsa lütfen bunları bir kez daha gözden geçir. Ve onları daha faydalı şeylere kullanırsan o hayale nasıl ulaşırsın bence bir kez daha bunu düşün. Analiz kampında bir sınırları zorlayacağız. Bayağı bir zorlayacağız. Ha amacım şu değil, telefonu götür sat falan diye aman ortada karışmasın sonra. Sadece amacım şu, lütfen hayalin için birazcık bedel öde. Biraz daha fedakarlık yap güzel insan. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle.